Bundan bir hadise. Biliyorsunuz, Hazreti Yusuf aleyhisselam onun başından çok ibretli bir hadise cereyan etmiş idi. Hadiseyi uzun boylu anlatmayacağız. Mısır'da bir sultanın, bir hükümdarın sarayında köle olarak devam ediyordu. Köle, hizmetçi. Hazreti Yusuf aleyhisselam o kadar fiziki ve ahlaki güzelliğe sahip idi ki, öyle güzel bir sima, öyle güzel bir çehre, öyle güzel bir vecihe, öyle tatlı bir vücudu, bünyesi, manzarası, görünümü, panoraması vardı ki, insanlar içinde müstesna bir hali vardı. Ama köleydi, sarayda bir hizmetçiydi. Her ne hal ise hükümdarın, azizin karısı Züleyha bu Hazreti Yusuf'a hayran kaldı. Gönlünü kaptırdı ve artık onun tesirinden kurtulamaz hale geldi. Beşeri hallerdir bunlar. Beşeriyet icabıdır. Bir insan, geçen ders dedim ki, insanda nefis diye bir şey var, şehevat-ı nefsaniye var, şeytan var, insana bunlar musallat olmuştur. Meleklere nefis ve şeytan musallat olmadıkları için melekler günah işleyemezler. İnsana nefis ve şeytan musallat olduğu için insan günah işleyebilir demiştim. Ancak bu günaha karşı koymak için, günah işlememek için ortadaki prensiplere riayet etmek lazımdır demiştim. Şimdi onu tespit ediyoruz. Gönlünü kaptırmıştı ve bir fırsat kolluyordu. Bir fırsat bulsaydı istediğini yapacaktı, arıyordu, kolluyordu. Nihayet bir gün sarayda hükümdar aziz uzak bir yere gitti, içeride kimse kalmadı. Diğer uşakları, hizmetçileri de Züleyha hepsini dışarıya çıkardı, içeride kimse kalmadı. Bir Yusuf kaldı, bir de kendisi kaldı. Hadise. Bu hadiseyi Hazreti Kur'an şöyle haber veriyor. Ve râvedet hülleti hüve fî beytihâ an nefsin. Züleyha öylesine kendisini kaptırmıştı ki evinde bulunan hanım, evinde bulunan Züleyha bizzat Yusuf'un nefsinden istifade ediyordu. Ayet-i kerimede an nefsihi diyor. Yusuf'un nefsi, nefis var ya, onda da nefis var, Yusuf'ta da nefis var, Züleyha'da da nefis var. Nefis mutlaka olacak insan olduktan sonra. Ama bakın nasıl önleniyor, nasıl dizginleniyor. Buraya dikkat edeceğiz. Yusuf'un nefsini okşamak istedi. Yusuf'u kendisine çekmek istedi. Yusuf'a sarılmak istedi. Yusuf'tan arzularının tatbikini istedi. Yusuf ile aynı muameleyi murad etmek noktasına geldi. Tedbir içinde ve gallekatil ebvab, bütün kapıları arkasından kilitledi. Ayet-i ilahiye o kadar güzel tespit ediyor ki hadiseyi. Yani öyle tedbir alıyor ki içeride kimse yok. Ve gallekatil ebvabe, bütün kapıları da kapattı, kilitledi, örttü. Kimse görmüyor. Dışarıdan kimsenin gelmesine imkan yok. İçeride de kimse kalmamış.
kapılar tamamen kapalı ve bu noktada Züleyha diyor ki ve kâlet diyor ki hey telek Yusuf'um işte istediğim dakikaya geldim. Ben her şeyimle seninim ey Yusuf diyor. Seninim gel bana. Her şeyimle kendimi sana adadım. Hey telek ben seninim. Kalbim senin, her şeyim senin. Gel şimdi diyor. Kimse yok. Bu noktada Yusuf'u frenleyecek olan nedir? Bu günahı işlemeye mani olacak zabıta kimdir? Zabıta kimdir burada? Bütün kapılar kapalı, tedbir alınmış, hiçbir şey yok, hiçbir gözü yok. İçeride dışarıda bütün fırsatlar mükemmel. Kim muhafaza edecek? Kim, hangi kudret onu önleyecek? İşte burada Kur'an-ı Kerim Hazreti Yusuf'u aleyhissalatü vesselam'ı bize bir misal, bize bir örnek, bize bir model olarak takdim ediyor peygamberi. Peygamberler yeryüzü insanlığını saadete kavuşturmak için, huzura, sulha, sükuna kavuşturmak için birer modeldirler. Bütün peygamberlerin modeli de Hazreti Muhammed Mustafa'dır aleyhissalatü vesselam. İnsanların modeli peygamberler, peygamberlerin ekmeli, modeli, numune-i imtisali de Hazreti Habibullah'tır. Sırayla gidiyor. Biz modelimizi böyle tespit etmek zorundayız. Fakat gelin görün ki televizyonda yayınlanan programlarda Müslüman Türk milletine örnek diye, model diye, numune diye ne kadar şehvet düşkünü, aşağılık sanatçı ismi altında ne kadar çıplak, ne kadar çalgıcı, ne kadar tiyatrocu varsa onları bize numune diye gösteriyorlar. Onlar numune olur mu? Şeytanın maskarası Müslümana model olabilir mi? Televizyonda gösterilen sanatçıymış, çalgıcıymış, şarkıcıymış gösterilen bütün suretler, bütün simalar şeytanın maskarasıdır. Onlar Müslüman millete örnek olabilirler mi? Model olabilirler mi? Ey Müslüman kadın, sen kendine Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam'ı ve onun Hadicetül Kübra'sını ve onun Aişetü Sıddıkiyesini ve onun Fatımetü Zehra'sını kendine model olarak almazsan dünyada ve ahirette iflas edeceksin. İşte kızlarımızın hali, işte kadınlarımızın hali. Bir tane film oynuyor, bir film oynuyor, bilmem neyin melekleri, Charlie'nin melekleri diye, haşa şeytanı melek diye, şehvet düşkünlerini melek diye takdim ediyorlar. Geçen ders anlattım. Gösteriyor, anlatıyor, takdim ediyor. Ondan sonra bir bakıyorsunuz, Müslümanların kızları, Müslümanların karıları tesir altında kalıyor. Aynen Charlie'nin bilmem neleri filminde gösterilen kızların entarisi gibi entari diktiriyorlar. Aynen onlar gibi saçını tarıyor. Aynen onlar gibi kirpiklerini boyuyor. Aynen onlar gibi ayakkabı giyiyor. Aynen onlar gibi sokaklarda sefalete sürükleniyorlar. Model yanlış takdim ediliyor. Manzara yanlış gösteriliyor. Hatalıdır, tehlikelidir, çirkindir ve akıbet gittikçe hüsrana doğru gitmektedir. Geçen gün bir Müslüman kadın telefon ediyor. Diyor ki, Müftü Efendi diyor,
benim bir kızım var diyor. Gayet güzel bir şekilde düğün yaptım, nikah yaptım ve birisine bu kızımı verdim, evlendirdim diyor. Mesut bir aile yuvası kurdular. Senelerce mesut ve mutlu bir aile hayatı devam ettirdiler. Şimdi bu günlerde, bu aylarda kızıma dikkat ediyorum, kocasından nefret ediyor diyor. Çok sevdiği, mutlu olduğu kocasından nefret etmeye başladı diyor. Kaçıyor, ayrılıyor, gidiyor ve durmadan uzaklaşıyor diyor. Acaba benim kızıma bir sihir mi yaptılar diyor. Bir büyü mü yaptılar diyor. Bir falcı, bir sihirbaz benim kızımın hayatına mani mi oluyor diyor. Dedim ki hanımefendi, sihir mihir bilmem, kızınızın saadetine, evlilik hayatını yıkan sebeplere iyi dikkat etmelisiniz dedim. Sizin kızınız bugüne kadar kocasından memnundu, mesuttu, mutluydu. Neden şimdi böyle oldu? Çünkü manzara değişti. Neden dedim? Siz televizyon seyreder misiniz? Evet, bol bol seyrederim dedi. Neden? Hiç dikkat ettiniz mi dedim? Geçenlerde bir film oynadı. Yedi kocalı Hürmüz. Yedi tane erkekle yatıp kalkan, düşüp kalkan rezaletler içinde yedi kocalı bir kadın gösterdi. Bir kocayla yaşamak aptallıktır. Ey kadınlar, bir kocaya bağlı kalmayın. İkinci bir koca, üçüncü bir koca, 4, 5, 6, 7, 8 bütün bulduğunuz erkeklerle yaşayın. Evlilik hayatı bir erkekle geçmez. Fuhuş yapın, zina yapın diye bir film oynadı. Sen bunu seyrettin mi? Seyrettim dedi. İşte kızınız da seyretmiştir. İkinci bir erkek beğenmiştir. Birinci erkeğinden buz gibi soğumuştur dedim. İşte büyü burada, felaket burada, tahribat burada, aile hayatları paramparça oluyor dedi. Kadın haklısınız dedi. Vallahi haklısınız. O filmi seyrettikten sonra kızımın manzarası değişti diye itiraf etti kadın. Böyledir ya kardeşim. Siz model olarak şeytanı tavsiye ederseniz, model olarak Avrupa'yı alırsanız, model olarak Amerika'yı alırsanız işte böyle olur hadise. Bu Müslümanın modeli Amerika olamaz. Bu Müslüman milletin modeli Moskova olamaz. Bu Müslüman milletin modeli Lenin, Mao, bilmem ne Stalin olamaz. Bu milletin modeli Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Başka bir model, başka bir model tanımıyoruz. Avrupa'yı model kabul etmiyorum. Amerika'yı model kabul etmiyorum. Benim modelim Muhammed Mustafa'dır. Başka bir şey kabul etmiyoruz. Ey Müslüman kadınlar, siz de kabul etmeyin. Resulullah'tan başka hiçbir faniyi model kabul etmeyin. Avrupa'ya, Amerika'ya, her türlü ideolojik batıllara karşı tedbirinizi iyi alın. Kızınıza, gelininize, çocuklarınıza mutlaka sahip olun. Evinizde televizyon varsa kontrol edin. Seyredilmesi yasak olan, kötü olan, pis olan şeyleri kilitleyin, kapatın. Bir saat olsun, bir saniye olsun gözlemeyin. Tenkit edin. Aile hayatımız, iffet hayatımız, devlet hayatımız, millet hayatımız her gün yıkılmaya doğru korkunç bir süratle gidiyor kardeşlerim. İşte meydanda her şey. Şimdi Hazreti Yusuf'umuzu misal verelim ve Allahu Teala'nın
model diye, örnek diye gösterdiği hadiseyi yerinde tespit edelim. Kapılar kapanmıştır dedik. Bütün manzara tamamdır, tedbirler alınmıştır. İçeride ve dışarıda kimse yoktur. Yusuf vardır, Züleyha vardır. Niçin hadise bu noktaya gelmişken bu haram işlenmiyor? Neden bu kötülük olmuyor? Gel, her şeyimle seninim diyor da, kale Yusuf aleyhisselam diyor ki, maazallah, ben bu haramı işlemekten, bu zinayı işlemekten Allah'a sığınırım diyor. Allah'a sığınırım. Bak, Allah'ı gördünüz mü? Ey şaşırıp kalmış insanlar, gelin siz de Allah'a sığının. Allah'a sığının, Resulullah'a sığının, onun yoluna adım adım ayaklarınızı uydurun ki hem millet olarak hem memleket olarak bir anda kurtulabilelim. Kâle maazallah, Allah'a sığınırım, Allah'ın azabından korkarım, Allah'ın tayin ettiği meleklerin benim bu hareketimi tespitinden korkarım diyor. Allah'tan korkması, Allah'ın meleklerini, Allah'ın hesabını, Allah'ın mahşerini bilmesine bağlı. Bilmiyorsa neden korkacak? Niçin korksun? Niye sığınsın? Ve böylece o haramı işlememiştir Yusuf aleyhisselam. Kaçmıştır. Bütün süratiyle kaçmıştır. Ve kapıya doğru koşarken Züleyha da onun arkasından koşmuş, peşinden çektiği için gömleğinin arka tarafını yırtmış, parçalamıştı. Hadise böyle uzun devam ediyor. Şu üzerinde duracağımız nokta, Allah'a sığınması, Allah'ın vazifeli melekleri vasıtasıyla bütün günahlarını yazdıklarına iman etmesiydi. Bu iman onu muhafaza etmişti. Bu iman onu Allah'a sığındırmıştı. Bu iman o zinayı, o haramı ona işletmemişti. Şimdi günahların önüne nasıl geçeceksiniz? Şimdi nesli nasıl tutacaksınız? Şimdi gençliğe neyle mani olacaksınız? Şimdi hangi iman ile, hangi Kur'an ile, hangi telkin ile bu kötülüklerin önüne geçebileceksiniz? Tek bir cevap bulamazlar.